Adam kalkmış şimdi burada diyor ki efendim eğer biz diyor bugün kulağımızı ezan okunuyorsa diyor ona borçluyuz. Ya biz kimseye borçlu falan değiliz ya. Niye borçlu olalım ki? Neden borçlu olalım? Milli mücadele Ayasofya'yı kapatmak için verilmedi. Milli mücadele hilafeti kaldırmak için verilmedi. Milli mücadele efendim camilerde, minarelerde Tanrı uludur diye abuk subuk çığlıklar atılsın diye verilmedi. Milli mücadele Mehmet Akif ya da Rauf Orbay ya da Rafet Bele ya da Kazım Karabekir ya da Ali Fuat Paşa ya da Halide Edip Adıvar gibi insanlar bu ülkede yaşayamaz duruma gelsin diye verilmedi. Milli mücadele İstiklal Mahkemeleri adı altında insanları tamamen zorbaca yöntemlerle yargılayarak olmadık işlerden dolayı idam sehpalarında sallandırmak için verilmedi. Milli mücadelenin bir amacı, bir hedefi, bir kadrosu vardı. Evet, cumhuriyet kuruldu ama nasıl bir cumhuriyet kuruldu? Tek parti cumhuriyeti. Ya ortada açıkça bir tiyatro var. Yok. Şimdi beyefendi diyor ki o gün Ayasofya'nın kapatılması doğruydu, bugün açılması doğru. Oh ne güzel, hem nalına hem mığına, hem ona hem buna, hem İsa'ya hem Musa'ya, hem Sezar'a hem Tanrı'ya. Oh maşallah, o pragmatizm, oportunizm, ilke yok. Yani şöyle olsa anlarım ben, Kur'an'a göre şu, anlarım, Kur'an yok ortada, Kemalizm'e göre şu, Kemalizm de yok ortada. Yani kaypak bir zemin var. Yani Cumhuriyet adı altında halkın iradesine maalesef zincir vurulmuş. Yani insanlar ağzını açamamış. 27 yıl boyunca parti kuramamışsınız. 27 yıl boyunca ya dernek kuramamışsınız ya. Şimdi böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Adam kalkmış şimdi burada diyor ki efendim ona borçluyum. Ya biz kimseye borçlu falan değiliz ya. Niye borçlu olalım ki? Neden borçlu olalım? Biz Allah'a borçluyuz. Hayatı veren o, alan o. Nimet